Selcan Taşçı, 18 Mayıs 2022, Yeni Çağ Girdikleri gibi çıkarlar. İyi Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdığ'ın paylaştığı görüntülere sıra sıra dizilmiş halde vur emrini bekleyen o ekskavatörlere bakıyorum. Baktıkça bir kara günü hatırlıyorum. İngiliz birliklerinin Beyoğlu'nda yaptığı geçit töreni mi desem, Fransız tankları mı Beyazıt Meydanı'ndaki, Boğaz'a demirlemiş harp gemilerimi? milli hafızaya cebren kazınmış bir acı miras da hangisi? Sonra bir gece ansızın, atanın emanetinin bekçileri olduklarını ilana gelen gençlerin ayak sesleri duyuluyor derinden. Kadınların boğazlarını yırtarcasına yükselen itirazları ve tarihteki yankısı. Türkiye'nin istiklal ve hayat hakkını alacağı güne kadar hiçbir korku, hiçbir meşakkat önünden kaçmayacağız. Gümbür gümbür inliyor Sultanahmet Meydanı. Demir ve ateş, Kardeşler ben bunlarla hiçbir vatan ve ırkın öldüğünü işitmedim. Derken adı bile bunun onayını alan Oğuzhan Uğur'un tweeti bir bıçak gibi saplanıyor. Şifahi mücadeleyle şifalanma kolaycılığımıza. Her hafta gündemde Atatürk var. Şöyle yedirmeyiz, böyle silemezsiniz falan yazıyor yüz binlerce kişi. Peki bana atanın sahip çıkılan miraslarını sayar mısınız? Halen ayakta olan, sindirmediğimiz. Buyurun lütfen yazın. Nasıl da haklı ama toparlanmalı. Ne işgal bilmediğimiz şey ne kayıtsızlık. En nihayetinde Fransız komutan caddi Kebir'den Fatih edasıyla geçerken de ihtiyaççılardan gayrısı işgalciler nazarında bir hadım sürüsünden farksızdı. Varsın yine öyle saysınlar, öyle sansınlar. Bağımsızlık yolunun aziz vatanın cebren ve hileyle zapt edilmiş kalelerinden geçtiğini unutsunlar kurtuluş yolculuğunun işgal edilmiş tersanelerden başladığını, büyük zaferin millet fakru zaruret içinde harap ve bitapken, şahsi menfaatlerin müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edildiği bir çağda, gaflet, dalalet ve hıyanet ortamında, bütün devlet binaları ablukaya alındıktan sonra, Karakollar, kolluk işgal güçlerinin denetimine alındıktan sonra, bütün ordular dağıtıldıktan sonra, meclis basıldıktan, milletvekilleri tutuklandıktan sonra... RBN hazırı evinde derdest edildikten sonra, aydınlar susturulduktan, sürüldükten sonra, 10. Kafkas Tümen Karargahındaki askerlerimiz kendi vatanlarında göz göre göre yataklarında kurşunlandıktan sonra, sonuç olarak damarlarımızda akan kandan başka, atalardan miras namına kalan ne varsa silindikten, yakıldıktan, yıkıldıktan sonra kazanıldığını unutup beton muşçasına gibi un ufak edebileceklerini düşünsünler. Süleyman Nazif'in aradan asırlar geçse ve bugünkü hüznümüz ve bahtsızlığımız şek ve ikbale dönse bile yine bu acıyı hissedecek ve bu hüzün ve teessürü çocuklarımıza ve torunlarımıza nesilden nesile ağlanacak bir miras olarak terk edeceğiz dediği kara günlerle dolu bir tarihten gelen milleti. Tekrar tekrar ve tekrar ibretsiz yaşadık biliyoruz artık. Alman orduları 1871 senesinde Paris'e girdikleri sırada Büyük Napolyon'un zaferlerini kutlamak için dikilmiş olan zafer takının altından geçerken bile Fransızlar bizim kadar hakaret görmemişti ve bizim dün sabah saat 9'dan 11'e kadar hissettiğimiz üzüntüyü ve azabı duymamıştı. Çünkü Fransız namını taşıyan her fert çünkü yalnız Hristiyanlar değil, Yahudi Fransızlarla Cezayirli Müslümanlar o milli matem karşısında aynı keder ve utançla ağlamış ve kızarmışlardı. Bizse milli varlıklarının ve dillerinin devamını bizim gönlümüzün yüceliğine borçlu olan bir kısım halkın, azınlıkların hayhuy şamatasıyla bu aziz matemimize en acı hakaretlerin birer tokat şeklinde atıldığını gördük. Buna müstehak değildik diyemeyiz. Müstehak olmasaydık bu felakete uğramazdık. Ama bir şeyi daha biliyoruz. Değiştirilemez değil yazgımız. Bugün 18 Mayıs, saat 12. Bandırma vapuru Sinop limanına girdi. Bir Mustafa Kemal daha gelmez belki ama her Türk evladının içinde bir yerde o vapuru Samsun'a ulaştıracak bir İsmail Hakkı kaptan gizli. Bu maya hiç değiştirilemedi. Nasıl bir kara günde geldikleri gibi gittilerse belki kıracaklar, dökecekler, yıkacaklar. Devleti büyük zarara sokacak, millete büyük iş çıkaracaklar ama Atatürk'ün emanetine kastettikleri her metrekaresinden karesinden bu ülkenin girdikleri gibi çıkacaklar. Selcan Taşçı